Merhaba, selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Motosikletimizle uğraştığımız bir videoda daha beraberiz. Başlıktan da anlayacağınız üzere lastikle ilgili bir problemimiz var. Hava şartlarından dolayı bir süredir kullanmıyordum motoru. Yaklaşık bir hafta 10 gündür kullanmaya başladım ve fark ettim ki motorun ön lastiği kendi kendine iniyor arkadaşlar. Daha açıklayıcı olmak gerekirse, yani motorun lastiğini şişiriyorum. Her gün kullanırsam lastik inmiyor. Herhangi bir problem yok. Fakat bir gün ya da iki gün kullanmazsam lastiği janta inmiş oluyor. Bunun da sebebi, bakın şöyle yakından göstermeye çalışayım size. Lastiğin janta oturduğu yerden hava kaçırıyor arkadaşlar. Şurada parmağımın ucunda kabarmayı görebiliyorsunuz. Çok hafif hafif şu lastiğin janta oturduğu kısımdan hava kaçırıyor. Bunun gibi problem birkaç noktasında var. Yakalayabilir miyim bilmiyorum ama birkaç tane noktadan, diğer tarafta aynı şekilde jantın kenarlarından kaçırıyor. Bunun sebebi lastiğin janta tam olarak oturmamasından kaynaklanıyor. Normal şartlarda bunu bir motosikletçiye götürseniz, arkadaşlar size lastiğiniz kötü deyip yeni lastik satmaya çalışır, lastiğinizi değiştirmeye çalışır. Bu sorunun çözümü nedir derseniz, kısaca bahsetmeye çalışayım. Lastiğin havasını indireceğiz. Bir işkence ya da mengene yardımıyla lastiği şu yanaklardan ezip şu janta oturduğu kısmı temizleyip yağlayacağız arkadaşlar veya sabunlayacağız. Güzel bir şekilde janta lastiğin oturmasını sağlayacağız. Hani şey gibi düşünebilirsiniz. Araç lastiklerini değiştirirlerken lastikçiler bu lastiğin etrafına böyle fırçayla şey sürer, sabun sürer. Hani güzel otursun diye. Aynı o işlemi bu motosiklette uygulayacağız arkadaşlar ve sonrasında tekrar kontrol edeceğiz. Şunun gibi bakın, şuradan halen hava kaçırmaya devam ediyor. Şuradan görüyorsunuz kabardığını. Bu problemi de bakalım bu şekilde çözebileceğiz mi? Bir denemek istedim. Bunu da sizinle paylaşıyorum. Şimdi ben lastiğin havasını indireyim. İşkenceyle sıkıştırayım, sonra tekrar devam edelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi lastiği şu kısımdan çok hafif şekilde işkence yardımıyla araladıktan sonra şöyle fırça yardımıyla sabun sürüyorum şu janta oturduğu kısma. Hem rahat bir şekilde oturmasını sağlıyor. Hem de şu arada pislik, çamur vesaire, işte küçük parçalar vesaire varsa bunları atmış oluyoruz aradan. İşkenceyle lastiği hafif ezerek şöyle arasına sabun sürüyoruz arkadaşlar. Daha fazla ezip de işkenceyle lastiğe de zarar vermeye gerek yok. Aynı işlemi şöyle iki tarafına da uyguluyorum. Bu scooter lastiklerinin yanakları da oldukça sert arkadaşlar. İşkenceyle bir kere açtırdıktan sonra bakın hala aralarına fırça girebiliyor. Şöyle bir tur daha dolanıyorum. Güzelce aralarına girecek şekilde.
Şimdi lastiğe bir hava basalım. Ondan sonra tekrar deneyelim bakalım sorunumuzu çözecek mi? Arkadaşlar şöyle bolca da köpük yaptım lastiğin etrafına ki net bir şekilde görelim hani hava kaçırıp kaçırmadığını. Bakın biraz önce şu tam birleşim noktalarından pıtır pıtır hava kabarcıkları görünüyordu. Şu anda şöyle geziyorum. Benim gözle gördüğüm herhangi bir hava kabarması yok arkadaşlar. Bir de diğer tarafa bakalım. Şöyle köpüğü bol yaparsak daha net belli olur hava kabarcıkları. Arkadaşlar duruma bakılırsa işlem başarılı gibi duruyor. Ben herhangi bir hava kabarcığı görmedim. Diğer tarafa şöyle tekrar bakıyorum. Köpük bıraktığımız gibi duruyor. Herhangi bir hava kabarcığı yok. Arkadaşlar gördüğünüz gibi işlem bu kadar basit. Yani böyle bir problem için bir motorcuya veya bir lastikçiye gittiğinizde yani direkt size yeni lastik satmaya kalkıyorlar. İşin gerçeği eğer binmediğiniz zaman ya da birkaç gün aralıklarla bindiğinizde havası inen motosiklet lastiğiniz varsa bu işlemi siz de basit bir şekilde uygulayarak bu sorunu çözebilirsiniz. En azından bir deneyin arkadaşlar. Denemekten zarar gelmez. Bu şekilde kısa bir bilgilendirme videosuydu. Umarım faydalı olmuştur. Başka bir videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.